Mutlu Ol 17. bölümde neler olacak? İşte 26 Ekim Perşembe günü izleyecekleriniz. Hena babasını seçti, Hamza'ya güle güle. Samin annesi ve Şah Cihan'a hiçbir şey olmamışçasına Hamza'ya döneceklerini düşünüyorsa yanıldıklarını belirtiyor. Şah Cihan oğlu için ağladığını söylediğinde Samin ömür boyu bunun için ağlayamazsın diyor. Ayrıca Samin kendi kızına dikkat etmesini söylüyor. Hamza da Hena'nın yanından ayrılmıyor. İkili artık sakinleşmiş. Hamza ona değer verdiğini ve sahip çıktığını, önceki ilişkisini açıkladığında ne yapacağını düşündüğünü soruyor. Yine herkesi karşısına alıp koruyacağını, kendisini hiç mi hiç tanımadığını soruyor. Hena bunu denediğini anlatmak istiyor. Hena babasına uçağı kaçırmamasını, artık gitmesini söylüyor. Meryem de hiçbir yere gitmeyeceğini, ablasına bakacağını belirtiyor. Hamza doktorun birkaç gün daha kalmasını istediğini hatırlatıyor. Bu yüzden Hamza evden birkaç kıyafet isteyecek. Hena annesinden bir şey istememesini söylüyor. Nafes ise kızının kendisiyle geleceğini söylüyor. Hamza bunu Hena'dan duymak isterken Hena babasını onaylıyor, Hamza şaşırıyor. Hamza Hena'nın kendisiyle geleceğini düşünüyordu oysaki. Rais de evin elden gideceğini düşünürken Şah Cihan'ın hastaneye gidip gelinini ziyaret etmesini istiyor. Şah Cihan buna gülüyor. Rumi ise hazırlanıp okula doğru yola çıkıyor. Şah Cihan kızını okuldan almaya gidiyor. Kızı annesinin geldiğini fark edip yeniden okula giriyor ama arkadaşları onu ele veriyor. Şah Cihan onu döve döve eve getiriyor. Nafes artık kızından özür diliyor. Bunca yıl kör olduğu için ve kızını bu insanlara mahkum ettiği için özür diliyor. Şah Cihan Rumi için hemen görücü ayarlıyor. Rumi başkasıyla evlenmek istemiyor. Kuram da Samin'den vazgeçemiyor. Onu okulda bulup derdini anlatıyor. Tüm olayı başından sonuna kadar anlatıyor. Samin derin bir sessizlik içinde. Hena hastaneden çıkıyor ve babası kız kardeşiyle birlikte yeni evlerine gidiyor. Hena'nın aklı Hamza'da. Kız kardeşi Hamza'yı arayarak bu evin kapılarının ona kapalı olmadığını, istediğinde ziyarete gelebileceğini söylüyor. Hamza koşa koşa gitmeye hazırlanırken anne engeline takılıyor. Hamza annesine sesini yükseltiyor ve Şah Cihan bu muamele karşısında şaşkın. Şah Cihan oğlunu Hena aşkından dolayı kabul ediyor mu sizce? Sizler de görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Mutlu Ol 17. bölümde neler olacak? İşte 26 Ekim Perşembe günü izleyecekleriniz. Önceki bölümde Hena'nın nihayet babasının önünde yüreğini döktüğünü görmüştük. Bu bölümde Hena cesur bir adım atacak ve kendine biraz ara verecek. Hena önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi kendisine ve ilişkisine gerçekten bir ara vermesi gerektiğini söylüyor. Nihayet bu bölümde Hena cesur bir adım atıyor. Molalar ilişkileri iyi gelir. Hena için harika bir karar. Başlangıçta Hamza'dan ayrılmaya karar vermiş gibi görünse de kalbimiz atıyor ama sonra kendine biraz ara vermesi gerektiğini anlatıyor. Hamza hepimizin sevdiği o büyüleyici yanıyla geri döndü. Hena'nın kararını yürekten kabul ediyor. Annesinin kendisine komplo kurduğunu bildiğini ancak annesinin ona biraz inanıp Kuram hakkındaki gerçeği anlatması durumunda daha mutlu olacağını söylüyor. Hena, Hamza'ya onu kaybetmekten korktuğu ve bebeğinin geleceğinden korktuğu için bunu ondan sakladığını söylüyor. Şah Cihan Rumi'yi azarlıyor ve dövüyor. Daha sonra eski bir arkadaşını, oğlu Ramiz'in teklifini getirmesi için yönlendiriyor. Gerçekten çok manipülatif bir kadın. Ne Rais ne de Hamza bu karardan memnun değil. Çünkü ikisi de Rumi'nin genç olduğunu düşünüyor. Rumi evlenmek istemediğini söylüyor. Hamza'nın defalarca ısrar etmesine rağmen Hena babasının yanında yaşamaya devam ediyor. Ama mutlu değil. Her ne kadar somurtsa da çok güzel görünüyor. Rumi tekrar sevgilisiyle konuşuyor ve Şah Cihan'dan özür diliyormuş gibi yapıyor. Rumi, Şah Cihan'ın manipülasyonlarına iyi bir uyum sağlıyor. Şah Cihan kızını affediyor ama aynı zamanda müdürle de tanışıyor ve ailesinden birinin onu almaya gelmedikçe Rumi'nin dışarıya çıkmasını yasaklıyor. Rumi'nin üniversite binasından ayrılamadığı zaman ne kadar çaresiz kalması hoşumuza gidiyor. Samin ve Kuram bir kez daha buluşuyor. Kuram, Samin'in onu durduramadığı sürece birkaç dakika boyunca bağırmaya devam ediyor. Samin Kuram'a "Sen de Hena'dan özür dile" diye bağırıyor. Bu bölümün son sahnesi tamamen utanç verici. O yüzden konuyu burada bile açmıyoruz. Şah Cihan'ın şimdiye kadarki en cüretkar karakterlerden biri olduğunu söyleyelim. Yeni bölümde daha fazla utanç izleyeceğiz. Sen de diziyle ilgili görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Mutlu Ol 16. bölümde neler olacak? İşte 25 Ekim Çarşamba günü izleyecekleriniz. Hena çocuğunu kaybedebilir. Şah Cihan yarattığı olaydan sonra her şeyin çorap söküğü gibi geleceğini düşünmüş ancak olaylar beklediği gibi gitmemiştir. Hamza Hena'yı bırakmak istemiyordur. Nafes de bu olaylardan sonra kızının yanında görmek istediğini söylüyor. Hena ise babasının arkasından ağladığı anları hatırlıyor, onunla gitmek istemediğini belirtiyor. Şah Cihan ateş püskürmeye devam ederken Rais onu susturuyor. Rais, Hena'nın evlerinde kalmasını istiyor. Rais'in tek derdi ev. Nafes'ten olan hakkı Hamza'ya geçirme derdinde. Bu yüzden bu olaya kılıf uydurarak Nafes'i mirastan devre dışı bırakmak istiyor. Meryem ise olanlardan dolayı üzgün. Babasının bunca yıl Hena'ya sahip çıkmamasına anlam veremiyor. Kuram da Samin'i arayarak kendini affettirmeye çalışıyor. Bir kez olsun kendisini dinlemesini istiyor. Kuram, Samin'in evine gidiyor. Samin içindekileri dökerken Hamza bu işe karısını karıştırmamasını istiyor. Kuram derdini anlatamadan ev halkı tarafından evden atılıyor. Rais planını devreye sokuyor ve Nafes'ten istediğini alıyor. Hamza ve Hena büyükannelerinin kabristan ziyaretinden dönüyorlar. Şah Cihan Samin'in okula yalnız gitmemesini, Hamza'nın onu okula bırakmasını istiyor. Şah Cihan yeniden Samin'i Hamza'ya yamamaya çalışıyor. Rumi de yeni bir maceraya atılıyor. Şah Cihan, Hamza, Hena ve Samin'le uğraşmaktan Rumi'yi görmüyor. Rumi ise bu aykırılıkları biraz da görülmek için yapıyor. Erkek arkadaşı onunla evlenmek istiyor ve Rumi bunun olay olacağını annesinin izin vermeyeceğini anlatıyor. Meryem babasına Hena'yı yanlarında götürmesini savunuyor. Nafes de karısından korkuyor. Meryem Hena ile konuşuyor, iki kız kardeş dertleşiyor. Şah Cihan da her fırsatta Londra'ya gitmesini istiyor. Telefon çalıyor ve arayan Rumi'nin sevgilisi. Şah Cihan'a kendisini tanıtıyor ve kızıyla evlenmek istediğini söylüyor. Şah Cihan telefonu sinirle kapatıp Rumi'nin odasına gidip ona tokat atıyor. Rumi ise Hena'ya benzemediğini, onun kızı olduğunu hatırlatıyor. Meryem ve babası artık evden ayrılıyor. Meryem muhakkak kendisini ziyarete gelmesini istiyor. Baba kız evden ayrılmadan önce yeni bir kıyamet kopuyor. Şah Cihan pis kızlarını da yanında götürmelerini söylüyor. Hamza ise hamile olduğunu, bebeğini bırakamayacağını hatırlatıyor. Şah Cihan ise bebeğe ben bakarım diyor. Nafes gitmeden önce bu evdeki payını Hena'ya aktardığını açıklıyor. Ona güç sahibi olduğunu ima ediyor. Rais, Cales'ten sonra kendisinin geldiğini belirtiyor. Hena ise bu duruma çok bozuluyor. Yine değer vermeyip parasıyla idare ettiğini düşünüyor. Hena ağzına geleni sayıyor ve sonra da bayılıyor. Apar topar hastaneye gittiklerinde Hena'nın ağır depresyonda ve bebeğinin ölmek üzere olduğunu öğreniyorlar. Rais dua etmesi için Şah Cihan'ı arıyor. Şah Cihan ise keyfinden dört köşe oluyor. Nedense Hena'nın Londra'ya Nafes'le gittiğini Samin ve Sophia'ya açıklıyor. İkili yine dünür olmanın heyecanını yaşıyor. Sophia, Hena'nın ona yaptıklarının cezasını yaşadığını söylüyor. Samin, bu yaşadıklarında Hena'nın hiçbir suçu olmadığını, Şah Cihan ve annesinin suçlu olduğunu söylüyor. Meryem, bu evi geçirme olayında Hena'nın mutlu olacağını düşünmüş ama yanılmış.